8. konuşmayı Demokratik Sol Parti adına Genel Başkan Masum Türker yapacak. Değerli vatandaşlarım, Demokratik Sol Parti dilinde yalan, kursağında haram olmayan dürüst insanların partisidir. Demokratik Sol Parti Ecevit'in partisidir. Hedefimiz mutlu insan, güçlü Türkiye yaratmaktır. İnsanların mutlu olması için yeterli gelire sahip olmaları ve özgür yaşamaları gerekmektedir. Özgürlüklerin varlığı ekonomik özgürlüğe bağlıdır. Bu nedenle vatandaşlarımızın gelirini artırmak öncelikli hedefimizdir. Varlık sevgiyi pekiştirir, yokluk ise ayrıştırır. Vatandaşlarımızın varlıklı olmaları, onların ezilmelerini engelleyen hakça bir düzenle sağlanır. Sosyal adaletin ve fırsat eşitliğinin sağlanması demokratik solun en önemli ilkesidir. Bu seçim gelecek 50 yılımızı etkileyecektir. Seçim sonuçları sadece ülkemizi etkilemeyecek, seçim bölgemizin, Orta Doğu'nun ve dünyanın barış ve güvenliğini etkileyecektir. Amacımız vatandaşlarımız arasında oluşturulan bölünmüşlük, kutuplaşma, ötekileştirme ve dışlanmışlık duygusunu sona erdirmektir. Toplumun her kesimini sevgiyle kucaklamaktır. Hukukun üstünlüğünü sağlamak için geçerli olan adil, dürüst, şeffaf, haktan yana ve hesap verebilir anlayış egemen kılınacaktır. AK Parti iktidarının değişmesi AK Parti'ye verilen oyların azalmasına bağlıdır. Egemen sermayenin ve vatandaşı köleleştirmek isteyenlerin şu anda medya aracılığıyla sizleri dört partiye mahkum etmek istediklerini görüyoruz. Demokratik Sol Parti'ye oy verin. Özgürleşmenin yolunu açmamıza destek olun. Değerli vatandaşlarım, Türkiye'nin iki önemli sorunu var. Yoksulluk ve işsizlik. Yoksulluk ve işsizlik sorunlarını gidermek için iş imkanları yaratmak şarttır. Demokratik Sol Parti yeni iş imkanları yaratarak işsizlik ve yoksullukla mücadele edecektir. Hedefimiz her evden en az bir kişiye iş imkanı sağlamaktır. Bunun için üretim ekonomisini egemen kılacağız. Karma ekonomik sisteme dayalı halkçı rekabet ekonomisi modeli uygulayacağız. Bu amaçla katma değeri öne çıkaran, günümüz teknolojilerini uygulayan sanayi yatırımları gerçekleştirilecektir. Demir çelik tesisleri, petrokimya tesisleri, yeni tersaneler, gübre ve kağıt fabrikaları, ağır sanayi ve enerji yatırımları gerçekleştirilecektir. Hedefimiz fabrika üreten fabrikalar yaratmaktır. Kamu sektöründe taşeronluk sistemi kaldırılacak, özel sektör için işçileri koruyan yeni düzenlemelere gidilecektir. Asgari ücret en az 2000 lira olacaktır. Bütün ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kadar yani 2000 lirası vergiden muaf tutulacaktır. En düşük emekli aylığı ise 2600 lira olacaktır. Üretim ekonomisinin güçlenebilmesi için cari açığa, yurt dışı kısa vadeli borçlanmaya ve ithalata dayanan tüketim esaslı büyüme anlayışı terk edilecektir. Rant ekonomisi engellenecek, üretim ekonomisi egemen kılınacaktır. Türkiye'nin tam bağımsızlığı ancak ekonomik özgürlüğün sağlanmasıyla mümkündür. Bu nedenle üreten fabrikaların ve iş yerlerinin önü açılacaktır. Biz paketlemeye ve montaja dayalı projeler yerine katma değer yaratan yeni teknolojileri benimsemiş sanayi tesisleri kuracağız. Dış borcumuz son 12 senede 130 milyar dolardan 400 milyar dolara yükselmiş. Yurt dışına 265 milyar dolar kar ve faiz kazancı ödenmiştir. Yani çalışanlarımızın alın teri ve hakları yurt dışına peşkeş çekilmiştir. Değerli vatandaşlarım, en önemli hedefimiz özgürlükleri sağlamaktır. Herkesin özel yaşamı güvence altına alınacaktır. Herkes rahat uyuyacaktır. Yargı bağımsızlığı yeniden sağlanacak, yargıdaki kutuplaşmaya son verilecek ve davaların sonuçlandırılması hızlandırılacaktır. Demokratik Sol Parti, demokrat, katılımcı, özgürlükçü, hak ve hukukun üstünlüğüne öncelik veren, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesiyle uyumlu bir anayasa değişikliğinden yanadır. Şüphelendim anlayışıyla vatandaşlarımızın iş yerlerini, evlerini mahkeme kararı olmaksızın arayan, tutuklamalara yol açan iş güvenlik yasası huzurunuz için iptal edilecektir. Değerli vatandaşlarım, ülkemizin ileriye umutla bakmaya ihtiyacı var. Bu inançla acil olarak şunlar gerçekleştirilecektir. Milletvekili dokunulmazlığı kaldırılacaktır. Seçim barajı kaldırılacak, yurt dışında yaşayanlar için ayrı seçim çevresi oluşturulacaktır.
Diyanet İşleri Başkanlığı Alevi vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Cemevleri ibadethane olacaktır. Kadın Bakanlığı kurulacak, kadına şiddet en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Engelli vatandaşlarımızın eğitimleri ücretsiz olacak, engelli vatandaşlarımıza iş imkanı sağlanacaktır. Tüm öğretmen atamaları gerçekleştirilecek, tüm öğretmenlerimize yılda 2 maaş ikramiye verilecektir. Her üniversite öğrencisine talep etmesi halinde en az 500 lira burs verilecektir. Devlet okullarında çocuklara ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği verilecektir. Kredi kartı, tüketici ve konut kredileri faizi seçim günü itibariyle sabitlenecektir. Sağlık hizmetlerinde katkı adı altındaki ödemelere son verilecektir. Yaşa takılanların emekli olmaları sağlanacaktır. İşveren olarak çalışan emeklilerden kesilen sosyal güvenlik destek primi kaldırılacaktır. Uzay teknoloji geliştirilecek ve uzay çalışmaları desteklenecektir. Değerli vatandaşlarım, futbol maçlarını herkesin izleyebilmesi için televizyon kanalları şifresiz olacaktır. Ülkemizin tarım ve hayvancılık alanlarında geldiği nokta işler acısıdır. Tekrar kendine yeten ülke konumuna gelmek için üretim planlaması yapılacaktır. Bankalara borçlandırılan çiftçilerimizin icra yoluyla topraklarının elinden alınmaması için Toprak Koruma Bankası kurulacaktır. Hakkaniyete uygun baş fiyat verilecek, milli tohumculuk desteklenecektir. Değerli vatandaşlarım, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak yatırımlar öne çıkarılacaktır. Enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı desteklenecektir. Boğaziçi ve Çanakkale'deki su akımından yararlanarak enerji üretilecektir. Değerli vatandaşlarım, dış politikamızda geldiğimiz kabul edilemez durumu hepimiz üzüntüyle takip ediyoruz. Sıfır sorunlu dış politika söylemi ve iddiasıyla yönetime gelenler son 12 yılda Türkiye'yi hemen hemen tüm komşularıyla sorunlu bir hale getirmiş, yalnızlaştırmış ve saygınlığını yitirtmiştir. Sınırlarımızda ise terörist gruplarla komşu olunmuştur. Dış politika ön yargılar üzerine inşa edilmek yerine aklın ve bilimin rehberliğinde oluşturulacaktır. Türkiye kendi bölgesinde aktif bir dış politika izleyecektir. Kıbrıs görüşmelerinde haklarımızı koruyan iki eşit egemen devletin varlığına dayalı yeni bir ortaklık devletinin kurulması desteklenecektir. Terör sona erdirilecek, etnik ayrıştırmaya izin verilmeyecektir. Barış sağlanacaktır. Değerli vatandaşlarım, yaklaşık 30 milyon vatandaşımızın muhtaç duruma düşürüldüğü bu karanlık günlerden kurtulmak için gücünü halktan ve halktan alan Demokratik Sol Parti'yi seçin. DSP iktidarında ülkemiz öz kaynaklarıyla kendine güvenen saygın bir ülke olarak dünyada söz sahibi olacaktır. Yolumuz Atatürk'ün yolu, hedefimiz saltanatın sonudur. Değerli vatandaşlarım, Türkiye'nin ileriye umutla bakmaya ihtiyacı var. Aydınlık bir geleceği sağlayacak inanç, azim ve kadrolara sahibiz. Bağımsız ve özgür bir Türkiye için DSP'ye oy vermenizi bekliyorum. Hırsızlığı, yolsuzluğu ve talanı önlemek için Demokratik Sol Parti'yi seçin.